Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir akşam diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Önemli detaylar var, önemli gelişmeler var. Transferde Ertuğrul'dan bizzat devreye giriyor arkadaşlar. Bu detayları vereceğim sizlere. Bielisa'dan çok güzel bir hareket. Çok önemli bir iş yapıyor bence. Trabzonspor takımıza gelen yabancı oyunculardan farkı ne? Biraz bunlara değinelim. Tabi Ankara Hücum açımız var. Maç öncesinde bir detay var. O detayı sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Çok önemli bir sponsorluk var. Bana göre iyi bir sponsorluk. Tabi çok anladığım işler değil bu mali konular ama bu detayları şimdi hep beraber paylaşalım arkadaşlar. Trabzonspor takımımız gün bir transferde hamlelerini yapıyor. Teklifler sunuluyor. Görüşmeler devam ediliyor. Bir kötü haber geldi Petkoviç cephesinden Trabzonspor takımıza olumsuz geri dönüş yapıldı Petkovic cephesinden. Tabi Trabzonspor takımımız hani e, ikinci bir teklif için hazırlık yapıyor. Artı Osis için gene girişimlerimiz devam ediyor. Bu iki detay çok önemli. Çünkü hocamızın istediği isimlerin başında bu iki oyuncu geliyor. Şimdi bunu şöyle bir kenara koyalım. Şimdi Abdülkadir Parma İlvan'a çağırdı hoca. Dorukanı sakatlıktan İlvan'a çağırdı hoca ve hoca şunu söylüyor. Ben kiralık bütün oyuncuları görmek istiyorum. Bizim kiralık oyuncularımızın neler yaptığı alakalı da bir bilgi istediğinin bilgisi var tabii ki de. Şimdi arkadaşlar Arda Akbulut kalecimiz. Fode Koyita. Koyta biraz can sıkıyor ama. Flavio, Kerem Baykuş, Behlül Aydın, Safa Kınalı, Murat Cem, Akpınar, Batuhan Kör, Kerem Şen, Hakan Yeşil, Emrah Gedikli, Enis Destan ve Canini ama Canini artık bizimle bence bağı kesildi. Satın alma opsiyonu var onu gittiği takım kullanacak bilgisi var. Şimdi bu isimleri hoca kim neler yapmış ve sezon başına ben bu isimlerin hepsini görmek istiyorum dedi. Hoca biraz obje, hani nasıl diyeyim size ön yargısız tamamıyla ben bütün oyuncuları bir göreyim istedi. Mesela Abdullah Avcı'nın beğenmediği burada Flavio'yu bizim hocamız beğenebilir arkadaşlar. Örnek veriyorum. Batuhan Körü Santa alternatif olarak kullanabilir. Kerem Baykuş çok önemli işler yapıyor. Onu kullanabilir. Bakın şimdi çok önemli bir detay. Bugün 1461 Trabzon pazar maçı vardı ve bizim teknik direktörümüz bu maçı izledi. Şimdi arkadaşlar burada Batuhan Kör ve Kerem Baykuş vardı. Kiralık oyuncularımız. Zaten 1461'de bizim pilot takımımız gibi biliyorsunuz. Şimdi bu oyuncuları hoca izledi, gördü. Bizzat gidip bu maçı izlemesi bence büyük bir iş. Helal olsun. Yabancı bir teknik adam. Yani Bilmiyorum 1461'in kaç tane maçını Abdullah Avcı gitti bilmiyorum. Lütfen siz yazın. Gitmiştir mutlaka ama yazın. Sonuçta bu bir yabancı teknik adam. Bakın yarın maçım var. Maç kazanamamışsın. Ciddi bir baskı var. Adam gidiyor kiralık oyuncu izliyor. Bana göre çok önemli. Bir ayrı detayımız da 1461'de çok iyi oyuncular var. Sadece Batuhan Kerem'i ön plana çıkartmak istemem. Bildiğimiz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla gerçekten iyi oyuncular var. Kerem'i izlersin oradan Ahmet'i alırsın. Bakın çok önemli bir detay. Genelde transferler şu şekilde olur. Girayı izlersin, egemeni alırsın. Hani genelde böyle şekil, bu şekilde olur. Nasip kısmet işidir. İnşallah 1461'imizin maçında zaten skor çok güzel. 8-0'lık bir skordu yanlış hatırlamıyorsam. Önemli bir skor. Batuhan bir tane, Kerem Baykuş iki tane attı. Ve buradan sen oyuncu kadrona katabilirsin. Başka diğer oyunculardan bir tane sürpriz oradan çıkartabilirsin. Bielisa'nın kafasına yatan herkesin bakış açısı farklıdır arkadaşlar. Ve e, hocamız bu maça gitti. Tebrik etmek istiyorum biz hocamızı, teknik direktörümüzü. Gerçekten çok önemli bir işe imza attı. Helal olsun Bielisa'yı tebrik ediyorum. Yani ben bakın e, sabretmemiz gereken bir teknik adam dedim. İki tane maç oynadık. Birinci maçta ilk şöyle bir 15-20 dakika toparlanmış gördük. Hani dağınık bir savunmayı halletmiş dedik. 11 11 oynanan Sivas Spor maçında çatır çatır oynayan bir takım vardı. Sivas Spor maçı en son maç hangi maç şimdi hemen unuttum kusura bakmayın. En son oynadığımız maç diyeyim. Çatır çatır oynayan 11-11'de Bakasetas'ın kırmızı kartı olmasaydı çatır çatır giden bir Trabzonspor takımımız vardı. E şimdi üstüne koyuyoruz. Çift antrenman yapıyor. Gene bir 6-7 günlük bir çalışma fırsatı yakaladı. Bu maçta asıl kimliği göreceğiz arkadaşlar. Şimdi tabi Hocanın kadro tercihi nasıl olacak? Yarın sabah tekrardan bir video çekeceğim sizlere. Maç öncesinde klasik videomuzu biraz daha detaylandıracağım. Ankara gücünde Lamin Diak diye bir oyuncu var. Çok beğendim bir oyuncu. Orta sahası çok güçlü ve Lamin Diak gerçekten gelecek vadin oyunculardan bir tanesi. Ve hani ee ben zaman zaman sizlere bazı oyuncular söylüyorum. İşte zamanında ta kaç sene önce Maksimleri söyledik. İşte şu an aklıma gelmiyor. Birçok oyuncu konuşuyorum burada ve bu oyuncu gelebilir, bu oyuncu gelebilir. Lan Diak da gerçekten çok iyi bir orta saha oyuncusu. Ankara gücü takımının bizi yenmekten başka çaresi yok arkadaşlar. Bu bizim için aslında bir avantaj. Çünkü sıkışmış bir pozisyonda Ümraniye kazandı, alt taraf kazandı, yukarı doğru geliyor ve Ankara gücü takımının çünkü maçlar daraldı. Rakip kim olursa olsun yenmek zorunda, kazanmak zorunda ve bizim maçımızda da galibiyet isteyeceklerdir. İlk başta defans yapalım ama biz her atamadığımızda onlar da biraz rahatlayacak gibi gözükse de biz her atamadığımızda her geçen dakika onlar için de işleyecek arkadaşlar. Bizim mantıklı bir şekilde sabırlı ama önde basan mücadele bir takım göreceksiniz. Hocamızın şu an hani bazı isimlerle konuşuyoruz şunu söylüyorlar. Hoca burada bir mantelte önem veriyor. Hocanın şu an kafasındaki detay manteltesini, oyunculara verdiğini ne kadar alabiliyor? Hoca biraz bu detaya bakıyor. Hani skorla ondan bunu hani çok takılı kalmıyor. Hemen diğer maça, hemen diğer maça bakıyor. Hani e, uzun vadeli hesaplar yapmadan şöyle kısa vadeli bakıyor. Ama e, planlamasında ona göre şekillendirecek deniliyor. Hani bir maçı yaptı, diğer maç, diğer maç. Daha sonra zaten birkaç hafta içinde hoca bileti de keser, Kiminle devam edecek, kimine ne yapacak, ona da e, illaki e, artık hepimiz öğrendiriz. Gidecek kalacakları zaten Densville Larsen gibi oyuncular gözden çıkartılmış Marek Amishik gidecek. Birçok oyuncu var böyle sözleşmesi bitecek. Şimdi aynı şeyleri söylemeyelim. Birazdan çok önemli bir isim var. Başkan Ertuğrul Doğan'ın bizzat kendisi gideceği söyleniliyor. Türk Telekom'la öncelikle şunu söyleyelim. 3 yıllık toplam 25 milyon eurodan bir sponsorluk anlaşması yapılacağı söyleniliyor. Türk Telekom'la 3 yıllık 25 milyon euro. Yani Türk Telekom bizim 1 senelik maliyetimizi karşılayacak. Başkan şunu söylüyor. Ben e, tabi bu ödeme planı nasıl olacak onu bilmiyorum şu anda ama ben diyor maaşı 25 milyon euroya indirmek istiyorum diyor. İşte sponsora denk geliyor. Artı bizim sezon sonuna kadar 15 milyon euroluk bir ödememiz var. Onu da bir tane veya iki tane oyuncu satarak ödemeyi planlıyor. Cepten artık para çıkmasın istemiyor Ertuğrul'dan. Kasama benim para gelsin. Ben oyuncuların hani parasını bir şekilde döndüreyim. Gelir elde etmem lazım. Sponsorlar oyuncu satışları, oyuncu yetiştirme, alttan oyuncu getirme gerçekten önemli bir detay bu. Ve Trabzonspor takımımızın geleceği için çok önemli adımlar olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii e, Perez Perez'de yollar ayrıldı. Zaten Perez'de yolların ayrılacağını haftalardır konuştuk biliyorsunuz. Şimdi Larsen'i de konuşuyoruz haftalardır. Dansville'i de memnun olmadığını söyledik. İdmana çıkmadı. O bu dendi. Birçok detay var. Girmeyeceğim aynı konuya. Ve sabekte Thomas Foket. Belçika milli takım oyuncusu. Yani Zor bir transfer. 28 yaşında. Lig 1'de oynuyor. Ee, yani Melçika milli takımına baktığımda 10 tane maç oynamış. Ama 2021'den sonra kadroya girememiş arkadaşlar. İyi bir oyuncu mu? İyi bir oyuncu. iyi bir sabek. Belçika 1. Liginde oynamak gerçekten kolay bir, bir lig değil. Önemli Lig bir pardon Belçika. E, Belçika'lı oyuncu pardon. Lig 1'de Fransa'da oynuyor. Kusura bakmayın karıştırdım. Arada ben de böyle e, karışıklıklar yapabiliyorum kusura bakmayın. Önemli bir lig. Önemli bir oyuncu. Hızlı tempolu, hızlı oyunculara karşı oynayan bir oyuncu. Bu sene 20 maç oynadı. iki tane de kupada oynamış. Toplam 22 tane maçı var. Thomas Foket'in Trabzonspor takımımızda adı geçtiğini sizlere söylemek istiyorum. Ve bu transferle alakalı tamamen Ertuğrul Doğan'ın bizzat kendisini görüşme için Fransa'ya gideceğine iddiası var. İkinci detayım şu arkadaşlar. Şimdi Krasso'yu konuşmuştuk. Mönchengladbach anlaştı deniliyordu. Bakıyorum şu anda gene Trabzonspor takımımızla adı geçiyor. Hatta hatta hani... Yerel basın özellikle Krassoy'u haftalardır konuşuyor. Hala konuşuyor. Aslında biz Mönchengladbach'la adı geçti. Samsun Spor'la adı geçti diye konuştuk. Hatta Mönchengladbach'la prensipten anlaştı diye konuştuk. Ama hala Trabzonspor takımımız adını geçiyorlar. Yani e, TV onunla bir kez daha temas kurulacağı konuşuluyor. Dediğim gibi bakın videonun başında söyledim. Petkovic bizim birinci santroforumuz şu an kafalardaki olan santrofor. Ki ilk teklif ona sunduk. Oradan geri dönüş kötü oldu. İkinci bir planlama yapılıyor. Orsic... Southampton takımında oynuyor biliyorsunuz. Premier Lig'de oynayamıyor, mutlu değil ve oradan ayrılmak istiyor. Oradan ayrılmak istiyor. Bu önemli. Orta sahada Van Van Bommel var biliyorsunuz. O da önemli bir isim. Orta sahada çok güçlü bir isim. onun da adı gene geçen adaylar arasında arkadaşlar. Trabzonspor takımımızın bugünkü en önemli detayı şu. Sponsorluk anlaşmasına çok ciddi adım atıldı. 25 milyon euro iddiası var Türk Telekom'la 3 yıl artı Fransa'da Sabek için bizzat Ertuğrul Doğan'ın gideceği hatta maçtan sonra gideceğini bir bilgisi var. Bu konuşuluyor. Bunlar bir iddia ama ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve teknik direktörümüz gerçekten çok güzel, çok şık bir hareket yaptı ve bizzat Karadeniz'in maçına gitti. 1461'in maçına gitti pardon. Ve on oyuncu orada, oyuncularımız orada izledi. İnşallah orada başka oyuncular da gözüne çarpmıştır. Bu çok büyük bir avantajdı diğer oyuncular için. İnşallah kıymetini bilmişlerdir diyorum. Tabi akşam videosu olsun istedim. Elimden geldiğince değerlendirmeler yapıyorum. Bakın Abdülkadir Parmak sakatlık yaşamıştı. Antep depremden dolayı ligden çekildi. Trabzon'a geldi. Abdullah Avcı Abdülkadir Parmak'ı listeye yazmamıştı. Ama bir yer ise gel kardeşim idmana çık dedi. Çatır çatır antrenmana çıkarttı. Listeye yazsaydı mutlaka onu da oynatırdı. Ne kadar önemli bir detay. Abdullah Avcı burada eleştiriyorum. Yerli bir oyuncu. Yaz abi şunu listeye ya. Yaz adamı listeye. Adamı da daha önce de söyledim. Satacaksak da kiralayacaksak da kadroda olan bir oyuncu olarak son bir hafta oynatsa, iki hafta oynatsan Abdülkadir Parmak'tan belki 100 lira, 200 lira daha fazla para kazanacaksın yani. Bu aslında kulübe bir zarar. Bu bir zarar. E, yap tamam aranla bir diyalog geçmiş. Aranız kötü, muhabbetin yok oyuncuyla. Eyvallah ama abi antrenörlük, hocalık, öğretmenlik kazanmaktan yana sen büyüksün. Affetmen lazım. Oyuncuyu Gel kardeşim sen gençliğine veriyorum deyip hani sen büyüksün yani o oyuncu kazanmaya çalışman lazım. Bakın futbolculuğu bir tarafa koyuyorum. Bu kulübümüzün bir oyuncusu, maaşlı bir oyuncusu bizim şu an antrenman havamıza katılıyor. Ama oyuncunun lisansı yok diye son 7 maçta oynayamıyor. Ben üzülüyorum oyuncu adına da kötü oldu. Kulübümüzün adına da kötü oldu arkadaşlar. Ee, Lamin Diaka izlerken maçı iyi bir şöyle bir bakın. Yani nasıl ısırıyor, nasıl basıyor görmenizi istiyorum arkadaşlar. Onun için e, detayı aldım. Sert bir orta saha olacak. Yarın tekrardan Ankara maçını konuşacağım arkadaşlar. Elimden geldiğince videomu del videomu çektim. E, videomun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlemcileri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.